İsrail askerler bombaların üstüne savaş karşıtlarının isimlerini yazdı. İsrail hükümet sözcüsü Gazze'ye atılacak bombaları çeken askerlerin bu davranışı için askerler komik ya da yaratıcı olmak istemişler dedi. I wanted to show you a picture. This is of IDF bombs. And they've inscribed on them the names of actually a number of people who've been guests on this show. Mohammed Hijab, Andrew Tate, and also one of my next guests, Cenk Uygur. What is your response to that? Maybe IDF soldiers are watching your show. Is that possible? Yeah, but do you think it's a sensible thing to be doing, to be putting names like this on these bombs? Well, first of all, it's obviously this is some soldiers trying to be funny or creative, but there's İsrailli askerler bombaların üstüne savaş karşıtlarının isimlerini yazdı. İsrail hükümet sözcüsü Mark Regev, bazı askerler komiklik yapmış dedi. Regev'in yanıtı Sansürsüz adlı programda İsrail'i savunan İngiliz sunucu Piers Morgan'ın bile tepkisini çekti. There's a history here going back to the First World War, isn't there? Not of soldiers drawing pictures on shells and so forth. It's something that soldiers have done. I'm not justifying it, but I think British soldiers have done it. Sounds like you are justifying it to me. Sorry, no, I'm just putting it into historical context. Regev'in ardından Morgan, bombaların üzerine ismi yazılan isimlerden biri olan Türk asıllı Amerikalı programcı Cenk Uygur'u da konuk aldı. Evet, bunu görmek gerçekten zor. Onlar bu bombaları Filistinli bebeklerin ve büyük annelerinin üstüne atacaklar. Hastalıklı. Bu yüzden eğer başkan olursam bir kuruş bile göndermeyeceğim. 19 binden fazla Filistinli öldürüldü. Bir Amerikan dolarının bile İsrail'in katliam harcamalarına gönderilmesini istemiyorum. Ve eğer benim ismimi bombaların üstüne yazarak beni inciteceklerini düşünüyorlarsa başka bir şey bulsunlar. I do not want a single American tax dollar going to...